Değerli Antik Bazı izleyicilerim, bugünkü röportaj konuğumuz Viyabiz Bilişim Kurucusu ve Genel Müdürü sevgili Ufuk Bora. Öncelikle Ufuk Bey hoş geldiniz Enterprise X yayınına. Hoş bulduk Fatih Bey, nasılsınız? Teşekkür ederiz, iyi olmaya çalışıyoruz. Bizim amacımız sizi tanımak aslında. İlk bölümde hemen sizi ve şirketinizi hızlıca tanıyabilir miyiz Ufuk Bey? Tabii ki Fatih Bey. Ben Ufuk Boralı, Viyabiz Bilişim Şirketi'nin kurucusuyum. Biz perakende alanında ve perakende sektörü ve AVM alanında analitik veriler sunan, ziyaretçi trafiği analiz eden bir şirketiz. Hı hı. 2008 yılında kurulduk. 2008 yılında beri bu alandaki önemli şirketlere hizmet vermekteyiz. AVM'lere hizmet vermekteyiz. Yani yaptığımız iş aslında nasıl diye sorarsanız, hani böyle perakende mağazalara sensörler, kameralar takarak ziyaretçilerin trafiğini analiz ediyoruz. Bu ziyaretçiler ne zaman gelmiş, hangi saatlerde gelmiş, bunu anonim bir şekilde, bu kısmı çok önemli. Yani kişisel veri olmadan, görüntü kaydetmeden sadece salt veri, anonim bazlı salt veri bazında analiz ediyoruz ve bunu müşterilerimize sunuyoruz. Yani anonim olması sebebiyle kimin ne zaman geldiği hiçbir zaman bilinemiyor ve bu bilgiye de ulaşılamıyor. Tek uzmanlık alanımız da bu. Yani bu işi üzerine uzman bir şirketiz. Bu şekilde de devam ediyoruz. Peki içinde bulunduğumuz salgın döneminde aslında sizin de işleriniz anlamında birazcık da hem olumlu hem de olumsuz sonuçlanmış olabilir. Çünkü hem perakende ve AVM'ler tarafında faaliyet gösteriyorsunuz ama salgın döneminde bu taraflar bir anda durunca sizin işleriniz etkilenmiştir. Ama bir yandan da yine bu tarafta da işleri yönetmek için de bir fırsat olarak sizin önünüze çıkmış olabilir. Neler yaptınız bu pandemi döneminde, salgın döneminde nasıl geçti sizin tarafınızda? Tabii ki pandemi dönemi perakende sektörünü çok fazla etkiledi. Dünyadaki perakende sektörünü çok fazla etkiledi. Bir anda mağazalar kapandı. Her şey sıfıra indi. Şirketler ciro yapamaz hale geldi. AVM'lere neredeyse sıfır ziyaretçi. Sadece marketlere girenler girdi. Bu daha önce görmediğimiz bir şeydi bizim de. Biz tabii ki insan hareketinden beslenen ve o verileri oluşturan bir şirket olarak tabii ki biz de etkilendik. Tabii pandemi döneminde fırsat olarak konuşulabilir. Tabii biz keşke olmasa pandemi de bir fırsat olmasa diyoruz. Burada tabii şöyle bir ihtiyaç ortaya çıktı. Pandemi döneminde mağazaları ve AVM'leri belli bir sayıda ziyaretçi kabul zorunluluğu ve ihtiyacı ortaya çıkınca aslında bizim de daha önce sunduğumuz hizmetler buna çok yakın hizmetler sunduğumuz için pandemi döneminde mağazaya ya da AVM'ye maksimum kişi sınırlaması getirebilen anlık olarak bunu yönetmeyi sağlayacak bir sistem sunmaya başladık. Örneğin AVM'de metrekare bazında 10 metrekare başına bir kişi düştüğü için, örneğin bir AVM'de maksimum 3000 kişi girebiliyorsa, bu 3000 sınırına sürekli anlık olarak riayet edilmesini sağlayan bir sistem sunduk. Nasıl oluyor? Yani kişiler girdiği anda AVM'ye, oradaki kamera ya da sensör kişileri anlık olarak tespit ediyor, sayıyor ve en fazla 1-2 milisaniye içerisinde bulut üzerinden sunuculara ulaştırıp tekrar oradaki ekranlara çok hızlı biçimde yansıtıyoruz. Yani buradaki gecikme çok az, milisaniyeler civarında. Dolayısıyla orada bir kişinin bile riskini almıyor AVM ya da mağaza. Ve dolduğu anda örneğin o AVM'deki kapasite trafik lambası gibi birden artık doluyuz, içeri alamıyoruz. Kapılar kapanıyor. Tekrar çıkan olduğu takdirde kapasite tekrar açılıyor ve tekrar buyurun şeklinde bir mesaj çıkıyor. Bu şekilde sunduğumuz müşterilerimiz var. Şu anda AVM'ler kullanılıyor bunu canlı olarak ve çok etkin olarak ekranlarına yansıtıyorlar. Müşterilerine gösteriyorlar. Bir bölebilir miyim Ufuk Bey? Tabii ki, buyurun. İlgi çekici soruyorum.
Evet, kapılardan yayan çıkan insanlar için de geçerli ama ve otomobile giden 3 kişi otomobile gittiği zaman 3 olarak sayılması, işte hem otopark kapılarının hem yaya girişlerinin kapılarında bu sensörleri kullanıyorsunuz değil mi? Bütün AVM'nin giriş ve çıkışlarında hakim bir şekilde görünüyor bu sensörler. Aynen, evet. Bütün giriş çıkışlar kontrol altında ve bütün sayılar toparlanıp bir havuzda giriş çıkışlar çıkarıldıktan sonra kalan sayı yansıtılıyor. Dolayısıyla gerçek bir sayı. Çalışanlar bunun içerisinde, işte temizlik personeli içerisinde 24 saatlik bir sayım söz konusu olduğu için orada herhangi bir kaçak olmuyor. Yeter ki tüm kapılarda bu cihaz olsun ve genellikle müşterilerimiz zaten bu amaçla kullanıyor. Harika. Peki devam edelim biraz da. Sonuçta nerelerde kullandığınız, kaç AVM var sizin portföyünüzde, İstanbul, Ankara, İzmir gibi, onları da bilgi verebilir misiniz? Tabii bu alanda Türkiye'deki lider AVM yönetici şirketlerle çalışıyoruz. AVM yatırımcılarıyla çalışıyoruz. Çalıştığımız gruplar var. Tüm AVM'lerinde bunu kullanan gruplar var. İsim söylemesek belki daha doğru olacaktır ama hani toplam olarak kaç tane AVM dersiniz? Yaklaşık 50 AVM'de bunu hizmeti verebiliyoruz. Küçüklü, irili, büyük AVM'sinden açık AVM konseptinde olan, kapalı AVM'leri olan farklı farklı modeldeki AVM'lerin hepsinde bu hizmeti verebiliyoruz. Şu anda mevcut olarak da çalışıyoruz. Bu veri tabii sadece pandemi değil, AVM'ler bizim verileri kendi operasyonlarını verimli bir şekilde yönetebilmek için önemli bir şekilde, hayati bir şekilde kullanılıyor. Yani pazarlamam doğru mu? Müşteri çekebiliyor muyum? Yaptığım etkinlikler ne kadar müşteri içeri çekiyor gibi kendi performanslarını değerlendirme açısından çok önemli bir veri. Biz de buradaki en büyük farkımız bunu çok doğru bir şekilde sunabiliyor olmamız. Yani en uygulamaya göre, yani AVM'ye göre, trafiğe göre ya da açık kapalı olmasına göre en yüksek doğruluk sağlayan sensörleri kullanıyoruz. Bizim biraz ayrıldığımız fark bu. Yani yüksek doğruluğa odaklı bir firmayız. Bu şekilde hem AVM'ler hem perakende şirketlerine pandemiden önce de hizmet veriyorduk. Şu anda da devam ediyoruz. Müşteriler AVM'lere belli bir oranda gitmeye başladı. Süper. Peki ben de onu soracaktım zaten. İnşallah tamamen bittiği zaman, salgından kurtulduğumuz, her şey normale döndüğü zaman sizin iş planlarınız nasıl devam edecek? Çünkü görüyorum ki verdiğiniz bilgiler, toplanan datalar hem kişisel haklara, insan KVKK diyelim ya da GDPR neyse oradaki ismi, hem ona uyumlu hem de AVM için ya da işletmeci için doğru bilgileri topluyor. Hangi gün, hangi saatte, hangi kapıdan daha çok insan geldiğini görebilmek ve o kapıya yönelik bir kampanya yapmak bile aslında bir işletme için önemli. Sizin gelecekteki fikirleriniz, planlarınız, projeleriniz ne olacak? Evet, salgından sonra, salgın konuştuk ama salgından sonra ve normal hayattaki çalışmalarınız hakkında da ve gelecek planlarınız hakkında da bilgi alıp kapatalım isterseniz. Tabii ki. Bizim gelecek planlarımız arasında yurt dışına açılmak var. Çünkü biz genel olarak kalite olarak yavaş yavaş Avrupa pazarı için özellikle hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Aynı Almanya'daki kalite neyse şu anda aynı kaliteyi sağlayabiliyoruz. Aynı doğruluğu sağlayabiliyoruz. Bir taraftan tabii bu veri çeşitliliğini, yani müşteriye ait daha fazla analizi arttırmayı hedefliyoruz. Daha fazla data, daha fazla içgörü sağlamayı hedefliyoruz. Farklı entegrasyonlar planlıyoruz. Ve ileriye dönük neler yapılması gerektiği konusunda müşterimize daha fazla yol gösterici olmayı hedefliyoruz. Bu anlamda bu yazılım merkezdeki bizim bu verileri analiz eden IoT yazılımımızı kapasitesini ve kabiliyetlerini daha fazla geliştirmeyi hedefliyoruz. Hem yurt dışı ayağı var, dediğim gibi hem teknoloji ayağı var. Bu alanda sağlam adımlarla ilerliyoruz. Peki, önümüzdeki dönemlere bol şans diliyoruz. Salgından sonra da inşallah yüzde tekrar karşı karşıya geliriz. Çok teşekkür ederim Fatih Bey, bu imkanı sağladığınız için. Çok memnun oldum.
Teşekkür ederim. Evet sevgili Etik Perzek izleyicileri, bugünkü konuğumuz Viabis Bilişim kurucusu ve genel müdürü sevgili Ufuk Boralı'yı da kendisiyle hem perakende sektörünü hem AVM'leri ve teknoloji, buradaki teknolojileri konuştuk. Enterprise Next röportajlarımız devam edecek.